Anne. Ne? Durumlarınız abi. Durumlarınız. Bir açabilir miyiz onu? Senisi ne abi? Açtı. Evimizde soba yanıyor şu an. Soba şu an yanıyor evimizde değil mi? Evet. Var mı? Bizim kömürlerdir. Tamam. Bir de evinize bakalım. Kaç çocuk vardı sende? 3 tane mi? Evet. Demirhan. Al seni. Evet. Müsait bir şey. İyi yapma. Müsait mi istersin? Bir bakalım müsaitse. Müsait geçin. Önden siz geçin. Ben şimdi geçin. Ben şimdi geçin. Bak tamam. Her şey. Araba sizin mi? Yok abi. Kimin? Eski bildiğim usta. Kayınpederin. Kayınpederin biraz önceki amca var. Koçuya çocuklarla okula götürüyoruz. 4 tane çocuk okula gidiyor. Neredesiniz siz? Dur. Dur. Ne yapıyorsunuz siz? Buradan... Kömür yok mu? Bir durum yok değil mi? Kömürleri saklıyorsunuz değil mi? Yok abi, sayabilirsiniz. Zaten orada gördük kömürler de. Böyle bir duyum aldık. Peki sizin isminiz neydi? Müslüm. Müslüm, sizin bir Facebook'ta bir paylaşımınız var. Kömürler satılıp kömür var. Tane son 2 liradan diye. He doğru. Onlara onun kim? Niye? Ben paylaşmıştım. Siz paylaşsın. Hangi kömürü satıyorsunuz? Buydu. Bunları mı satıyorsunuz? Yok satmadık da hani belki odun alırız. O yüzden. Hani ilkin belki yanmaz dedik ya. Odun alacağız dedi. Yanmıyor mu kömürler? He? O zaman yani kömürler yanmıyorsa bu sobada yanmıyor. Kömürlerimiz yanmıyor diyeceksiniz. Yok bu sobada yanıyor. Yanıyor. Kömürleri şey vakıftan verilen kömürler mi satmak için ilan vermiştiniz? Dede belki odunla değiştiririz. Hani ilkin belki yanmaz dedik ya. İlkin evet. Bir denemesini yanmamıştı. Ondan daha sonra zaten yaptık. Bu sobada yanıyor. Normal kömür sobada yanıyor. O yüzden yapmaya başlıyoruz zaten. Kömür soba olsa yanar. Tanesini 12 liradan satıyorum diye Facebook'ta paylaşım yapmışsınız. Sen yaptın değil mi? Doğru. Şey almak için, odun almak için. Odun almak için. Kömür sıkıp oduna çevirecektiniz. Aynen. Kömürler yanmıyor mu? Ya ilkin yanmamıştı. Daha sonra yani yanmaya başladıktan sonra zaten satmadık. Var ya. Hepsi burada duruyor. Hani odunlarla birlikte karıştırdığımız zaman yanmaya başladı. Biz de zaten sattığımız falan olmadı. Siz herhalde bizim sobaları bilmiyorsunuz. İsterseniz bir bakın. Yok tamam içeri şey yapmıyorum şimdi. Varit kesmişiz ya ortadan. 3-4 çuvalını yapmışız. Sayabilirsiniz hepsi duruyor orada. Şu anda talep gelmedi mi? Yok. Satmıyorum şu anda öyle duruyor. Gelirse satar mısın? He? Gelirse satar mısın? Yok zaten yanıyor zaten. Niye şimdi satalım mı? Odunla değiştirme imkanımız olsa öyle yaparız. Ama öyle olmazsa zaten niye satalım? Burada dursun. Birkaç tanesini yaptık galiba. Kaç ton verdi size şey? Hı? Kaç ton kömür verdi size bu halilik? Bir ton, ton verdi. Bir ton. Üstte bir tonda kaç tane var kömür? Bir tonda 40 çuval var abi. 40 çuval var. Evet. Bak 25 kilo çuvallar. 40 çuval var bir tane. 40 çuval. 40 çuval. Bana 60 çuval dedi abi. 60 çuval. Size kaç tane geldi? 1,5 ton mu geldi? Size 1,5 ton mu geldi? Bilmiyorum ki. O zaman siz yarım tonu yaktınız. 60 küsür. Hayır hayır 3 çuval, 3-4 çuval yakmışız. Ne çok gerçek.
Tamam, kömürler dursun. Kurula sunacağız incelememizi, raporlarımızı. Kurulun kararına göre hareket edeceğiz, tamam? Kurul derken Ömer Bey? Mütevelli heyeti abi. Mütevelli heyetini sunacağız. Böyle peki önemli. Bu kömürleri satıp odun alma gibi bir düşünce var. Yok, öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Tamam, telefonu... kömürler duruyor. Telefon değişmediniz. Kömürler... Resmini çektik zaten. Duruyor. Tamam. Hadi da peki onunla ilanımız olsa ilanın yasak. İlanın varsa da o ilanı kaldır. Tamam. Zaten adımın suçlu ilan duruyor. Öyle bir şeyimiz olmasa şöyle ilan siler. Ama onları satıp kömür alma gibi şansın yok. Tamam. Odun almak şansınız yok da. Yok. Bu tamam. Verilen kömürler satılamaz ibaresi var zaten üstünde. Tamam. Yani elbet kakaz yapar. Hayır. Tamam. Satılamaz ibaresi var, kesinlikle satamıyorsun. Tamam. Tamam abi.